Üye arkadaşımız Mehmet Yılmaz sormuş. Merhaba hocam, Ukraynalılar ile Ruslar ne kadar yakın? Ukrayna devletinin sınırlarını Rusya mı çizdi? Açıklayabilir misiniz? Savaşta kim haklı? Kiev Knezliği'nin başkentinin Kiev olmasından ötürü Rusların atalarının Ukraynalılar olduğu öne sürülüyor. Fakat Kiev Knezliği'nin öncülü olan Rus Kağanlığı kuzeyde günümüzde Petersburg, Ladoga Gölü'nün bulunduğu bölgede kuruluyor ilk. Her iki devletin de kurucuları Rus ya da Ukraynalı değil. İki devleti de Slav olmayan Viking kökenli Varekler kurmuştur. Vareklerin Rurik Hanedanlığı kurmuştur. Vareklerin amacı ise tamamen bölge nehir ticaretini ellerinde tutmaktır. Fakat Varekler Doğu Slav kabilelerini böylelikle birleştiriyor. Kiev Knezliği dağıldıktan sonra günümüz Doğu Slavları olan Ruslar, Belaruslar ve Ukraynalılar ortaya çıkıyor. Kiev Knezliği öncesi bu milletlerden pek söz etmek mümkün değil. Bu milletler çeşitli Doğu Slav kabilelerinin karışmasıyla siyasi birlikler kurarak ortaya çıkıyorlar. Kiev Knezliği yıkılırken tüm bu Doğu Slav kabileleri Rutence adında ortak bir dil konuşuyordu. Sonrasında Rutence dili Ukraynaca, Rusça ve Belarusça'ya evriliyor. Yani Ukraynaca, Rusça ve Belarusça'nın ortak atası Rutence. Hatta Belarus ya da Beyaz Rus adı Kiev Knezliği sonrası ortaya çıkan bir kabile konfederasyonunun adı. Aynı dönemde Çornaya Rus, Krasnaya Rus yani Kara Rus, Kızıl Rus gibi başka topluluklar da ortaya çıkıyor. Bunlardan sadece Beyaz Ruslar milletleşirken diğerleri başka Slav halkları arasında eriyor gidiyor. Kiev Knezliği sonrası ilk milletleşen topluluk ise Moskova Knezliği'nin öncülüğünde Ruslar. Bu arada Rus Hanlığı'nın, Kiev Knezliği'nin, Moskova Knezliği'nin tamamının hükümdarları aynı aileden. Rurik Hanedanlığı'ndan. Şöyle bir örnek vereyim daha iyi anlaşılması için. Selçuklu Devleti ve Kiev Knezliği yapı olarak ve halkların kaderi açısından benzer. İki devlet de yakın tarihlerde dağılıyor. Selçuklu 12. yüzyıldan 12. yüzyılın ortalarında dağılırken Kiev Knezliği 13. yüzyılda resmen dağılıyor. Kiev Knezliği'nin son yıllarında ama Kiev'in adı var, eski gücü yok. Selçuklular çeşitli Oğuz boylarının birleşmesiyle Kiev Knezliği çeşitli Doğu Slav kabilelerin birleşmesiyle güçleniyor. Selçuklu Devleti yıkıldıktan sonra günümüzdeki Türkmenistan, Azerbaycan, Kaşkay ve Türkiye Türklerinin öncülü olan halklar ortaya çıkmaya başlıyor. Kiev Knezliği'nde de benzer bir durum var. Kiev Knezliği yıkıldıktan sonra günümüz Ukraynalıların, Belarusların ve Rusların öncülü olan halklar şekillenmeye başlıyor. Bugün Azerbaycan, Türkiye, Türkmenistan devleti ile Belarus, Rusya ve Ukrayna devletinin halkının etnogenezi çok benzer. Keza dilinin değişimi, alt kabilelerinin karışımı, çevre halklarla etkileşimi de çok benzer. Kayı, Kınık, Avşar gibi Oğuz boylarının parçaları bugün nasıl Oğuz kökenli 3 devlette de varsa Radimiçler, Dragoviçler, Severiyanlar gibi eski Doğu Slav kabilelerinin parçaları da Doğu Slav kökenli 3 devlette de var. Hatta Selçuklu sonrası ortaya çıkan Kaşkaylar gibi bugün devletleşememiş Doğu Slav halkı olan Rusinler Slovakya'da yaşıyor. O noktada bile bir benzerlik var. Ukrayna'nın atası olan ilk siyasi oluşum ise 17. yüzyılın ortalarında kurulmuş olan Kazak Etmanlığı. Kazak Etmanlığı Rusların desteğiyle Dinyeper Kazaklarının Polonyalılara isyan etmeleri sonucu kurulmuştur. Zaten 5 ya da 6 sene boyunca bağımsız kaldıktan sonra Kazak Etmanlığı Rusya'ya bağlanıyor. Rusya için paralı askerlik yapmıştır bu insanlar. Kazak Etmanlığı'na bağlı Dinyeper Kazakları, daha doğrusu Zaporojye Kazakları, Osmanlı Kırım topraklarını sürekli yağmalamıştır. Fakat Küçük Kaynarca Anlaşması sonrası Rusya'nın artık Kazak Etmanlığı'na ihtiyacı kalmamasından dolayı Rusya bu bağımlı devleti dağıtmıştır. Aynı dönemde Don Kazakları da ortaya çıkmıştır. Don Kazakları Don boylarındadır ve Don Kazaklarının ana dilleri Rusçadır. Ve Rusça konuşan topraklardan bölgeye göç ederek şekillenmiş bir halktır. Bugün Donetsk ve Luhansk
bölgeleri var. Ukrayna Savaşı'nda kendi kendilerine bağımsızlıklarını ilan etmişler. Rusya taraftarı, Rus nüfusun yoğun olduğu bölgeler. Bu iki bölgede Don Kazaklarının tarihi topraklarıdır. Kazak etmanlığı dağıldıktan sonra bölge Rusya'nın bir parçası olarak görülmüş. Hatta Yeni Rusya adında bir yönetim birimi kurulmuştur. Çar 2. Nikolay'ın tahttan indirildiği Mart 1917'den sosyalistlerin Ekim devrimi gerçekleştirdiği Ekim 1917 tarihine kadar Rusya Cumhuriyet ile yönetiliyor. Bu sürecin sonlarına doğru Rusya'nın bir parçası olarak Ukrayna Halk Cumhuriyeti ilan edilmiştir. Kasım ayında, 1917'nin Kasım ayında Ukrayna Sovyetleri Halk Cumhuriyeti adında sosyalist bir devlet bağımsızlığını ilan ediyor. Bununla birlikte 2018'in başlarında, yani bu devletin ilanından birkaç ay sonra Cumhuriyet yanlısı Rusya'ya bağlı Ukrayna Halk Cumhuriyeti de bağımsızlığını ilan ediyor. Başlayan Rusya İç Savaşı'nda çeşitli taraflar Ukrayna'da savaşıyor. Bu süreçte Ukrayna'da bağımsızlık yanlısı Ukrayna milliyetçileri, çarlık yanlısı Ukraynalılar, sosyalist Ukraynalılar, hatta anarşist Ukraynalılar arasında bir iç savaş yaşanıyor. İç savaş esnasında ve Ukrayna'da kurulan, bağımsızlığını ilan eden devlette Ukrayna topraklarında tam bir denetimi yok. Hatta Ukrayna Halk Cumhuriyeti'nin yönetiminde dahi çeşitli siyasi gruplar arasında çekişmeler var. İç savaşın sonunda sosyalist Ukraynalılar galip geliyor. Bu süreçte hepsi sosyalist ideolojide olan Odessa ve Donetsk Sovyet Cumhuriyetleri, Ukrayna Sovyetleri Halk Cumhuriyeti ile birleşerek bağımsız Bolşevik yanlısı Ukrayna Sovyet Cumhuriyeti'ni kuruyorlar. Daha sonrasında ise Ukrayna kurucu devlet statüsünde sınırları tam olarak belirlenerek Sovyetler Birliği'ne katılıyor. İkinci Dünya Savaşı'nda Polonya'dan alınan topraklarla Ukrayna Sovyet Cumhuriyeti'ne ekleniyor. Ukrayna Sovyet Cumhuriyeti'nin son şeklini alıyor. Yani bugünkü Batı Ukrayna toprakları 2. Dünya Savaşı'ndan sonra Polonya'dan alınarak Rusya'ya verilmiş. Rusya da bunu Ukrayna Sovyet Cumhuriyeti'ne eklemiş. 2. Dünya Savaşı'ndan sonra Polonyalılar da Almanlardan toprak alıyor. Yani 2. Dünya Savaşı sonrasında Polonya biraz daha batıya göçmüş oluyor sınırlar itibariyle ülkesine. 1954 yılında çok enteresan bir olay gerçekleşiyor. Ukrayna topraklarının Rusya ile birleşmesinin 300. yılı hasebiyle Kırım Rusya tarafından Ukrayna'ya hediye ediliyor. 1954 yılına kadar Kırım Rusya'ya bağlı bir toprak. Fakat Rusya o kadar emin ki Ukrayna'nın kendisinden kopmayacağından topraklarını hediye ediyor Ukrayna'ya. Ukraynalılar Rus ya da Ruslar Ukraynalı demek çok gariptir. Bu Azerbaycanlılar ile Türkiye'lilerin karşılaştırılması gibi olur. Diğer taraftan Azerbaycanlıların Selçuklu sonrası kurduğu devletler varken Ukraynalıların Kiev Knezliği sonrası kurduğu devlet Kazak Etmanlığı'dır. Kazak Etmanlığı da 5 yıllık bir bağımsızlıktan sonra Rusya'ya bağlanmıştır. 1954 yılında Rusya'nın Kırım'ı Ukrayna'ya hediye etmesi ya da nüfusun çoğunluğunu Rusça konuşan Don Kazaklarının oluşturduğu Donetsk ve Luhansk topraklarının 1922'de Ukrayna topraklarına dahil edilmesi ya da 2. Dünya Savaşı sonrası Ukrayna topraklarını genişletmesi, Rusya'nın hiçbir zaman Ukrayna'yı kaybetmeyi aklının ucundan dahi geçirmediğinin göstergesidir. Teknik olarak bugün Ukrayna'nın sınırlarını büyük oranda Moskova çizmiştir. Bununla birlikte geçtiğimiz yüzyılın başında Ukrayna adını kullanan birkaç devlet tanınmasa da 1. Dünya Savaşı sonrası Rusya İç Savaşı esnasında var olmuş, bağımsızlığını ilan etmiştir. Bu devletlerin bazıları Bolşevik yanlısı iken bazıları cumhuriyetçi, Rusya'ya düşman siyaset gütmeyen fakat Bolşevik karşıtı, bazıları ise liberal ve Rusya karşıtı Batı taraftarıydı. Hatta bu devletler günümüz Ukrayna'sının parçalı siyasetinin de bir nevi 100 yıl önceki yansımasıdır. 1917 devrimi sonrasında Ukrayna'da birbiriyle savaşan farklı ideolojide Ukrayna Halk Cumhuriyeti, Batı Ukrayna Cumhuriyeti, Ukrayna Sovyet Halk Cumhuriyeti gibi devletler vardı. Sovyetler sonrası Ukrayna bağımsız olduktan sonra Ukrayna yönetimi dönüşümlü olarak Batı Ukrayna'da güçlü olan Batı yanlısı Rusya karşıtı siyasetçilerle ve Doğu bölgelerinde güçlü olan Rusya yanlısı siyasetçiler arasında el değiştirmiştir.
Ukrayna'daki Rus karşıtlığının kökeni Lviv merkezli Batı Ukrayna'ya dayanır. Çünkü Batı Ukrayna, yani Galiçya merkezli bölge, tarihte Avusturya ve Polonya kültürünün etkisinde kalmış bir bölgedir. 19. yüzyılda Slav dünyasının tamamı hamisi olarak Rusları görürken bu durumun iki istisnası vardı. Bir tanesi Batı Ukraynalılar, diğeri ise Polonyalılardır. Ukrayna dilini konuşanların ve Ukraynalıların tamamı aynı kültürü paylaşmaz. Bunun sebebi de tarihte günümüz Ukrayna topraklarını kapsayan bir Ukrayna'nın ancak Sovyetler Birliği döneminde ortaya çıkmasından ötürüdür. Bununla birlikte Ukrayna halkı Rusça'ya benzese de farklı bir dile, yakın da olsa farklı bir kültüre sahiptir. Sonuç olarak ne Ukraynalılar Rusların ne de Ruslar Ukraynalıların atasıdır. Ne Ukrayna dili Rusça'dan ne Rusça Ukrayna dilinden şekillenmiştir. İki alt da ortak atalara sahip, farklı coğrafyada, farklı halklarla ve kültürlerle karışmış iki halktır. İki devlet tek millet olarak da kendilerini tanımlayabilirler. Tıpkı Belarus, Rusya ya da Türkiye, Azerbaycan gibi. Düşman kardeşler olarak da birbirlerini görebilirler. Kim haklı sorusuna gelince teknik olarak Rusya Ukrayna topraklarını işgal etmiştir. Rusya'nın Sovyetler Birliği'nde Ukrayna sınırlarını çizmesinin bir anlamı yoktur. Diğer taraftan Rusya da kendi ülkesinin çıkarlarını düşünüyor. Çıkarlar çakıştığında kan, dil, din bağının herhangi bir anlamı olmaz. Zaten olmamalıdır da.